Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'daki transfer hareketliliğiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklar devam ediyor. Finali için diyorum çünkü İstanbulspor'la lig maçı oynayacak ve üçüncülükteki yerini garantileme konusunda önemli bir avantaj elde edecek. Bu manada çok büyük bir sıkıntısı yok ama Ziraat Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Beşiktaş'la oynayacak. Beşiktaş da tabii aynı kupaya talip ama sonuç itibariyle Trabzonspor'un bu manada özel bir amacı, isteği var. Neden derseniz hemen onu da sizlerle paylaşayım. Abdullah Avcı'nın ekstra bir motivasyonu var bu kupa için. Çünkü eğer bu kupayı kazanırsa tarihe geçecek. 4 kupayı yani bütün kupaları kazanan Ahmet Suat Özyazı'dan sonra ikinci Trabzonspor hocası olacak. Bunun için de önemli bu kupaya değer vermeye çalışıyor ve bu kupayı kazanmaya çalışıyor diyebiliriz. Tabii ki Beşiktaş'ın da isteği var. Onu da söyleyelim. Bir yandan da şunu söyleyelim. Pazartesi günü Hasan Arat, Ertuğrul Doğan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya gelecekler. Ve maçın nerede oynanması gerektiği konusunda bir ön görüşme yapacaklar. Belki de orada kesinleşecek. Ancak şunu söyleyelim. Ertuğrul Doğan, Başkan Ertuğrul Doğan hani o klasik Trabzonspor sloganıyla bize her yer Trabzon, neresi olursa olsun ülkenin her yerinde oynarız dedi. Ama gönlünden geçenin de Olimpiyat Stadı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Olimpiyat Stadı'nda gerçekten çok çok önemli başarıları var Trabzonspor'un. Çünkü stat bir anlamda ikiye bölüneceği için aynı derecede seyirci oluşacaktır. Aynı sayıda seyirci. Beşiktaş için de İstanbul'da oynayacağı bir maç olacağı için hayır diyeceği bir ortam değil. Ama genel anlamda biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbolun ülke genelinde yayılması adına da başka kentleri seçiyor. Süper Kupa'da Şanlıurfa'yı seçtiği gibi diyelim. Ve şöyle devam edelim. Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Ertuğrul Doğan biliyorsunuz transferleri artık açıkladı. Yani 4 transferimiz tamam, 2 transferimiz hazırlık aşamasında, imza aşamasında dedi. Hatta şöyle söyleyelim, anlaşması bitenlerle imza noktasında attık dedi. Yani hatta imza attık. Şimdi ben zaten onunla ilgili size Ibrox News haber sitesinin de haberini paylaşacağım. 4 oyuncu tamam dedi. İkisi de imza aşamasında, imzaya geldi dedi. Hadi ben sizi bekletmeyeyim. Onunla ilgili diğer konuları Ertuğrul Doğan konusunda devam ederiz. Şöyle Ibrox News diyor ki Barisic ve Lindström tamamlandı. Hatta Philip Clement teknik direktörü Rangers'ın diyor ki yani benim için özellikle Lundström çok değerli bir oyuncu diyor. Yani bırakmak istemediği bir oyuncu ama sözleşmesi bitti. Barisic içinse formasını Türk oyuncuya kaptırdı Rıdvan Yılmaz'a. Onun için de hani gitse de olur, kalsa da olur çok önemli değil ama benim için Lundström çok önemli oyuncu dedi. Nitekim de şöyle söyleyelim. Lundström tüm müsabakalarda oynayan 4. oyuncu yani 4 oyuncudan bir tanesi öyle söyleyelim. Bu manada baktığımızda da çok değerli bir transferin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Onu da söyleyelim. Tabii dediğim gibi Philip Clement de oyuncunun gitmesine sıcak bakmıyor ama Trabzonspor o işi tamamlamış gibi görünüyor. İleriye dönük zaten hani başkanın da açıklaması. Diğeri kim derseniz Dragoş'tan bahsediyoruz. 4. oyuncu da Muhammed Çam. Bunlar zaten belli oyuncular. Şimdi ileriye dönük genç oyuncular alacağız diyor. Bu iki oyuncu aslında o genç oyuncu listesinde değil. Cihan Çanak'tan bahsediliyor ama onların arasında değil bu oyuncu. Onu söyleyelim. Cihan Çanak'ı geleceğe yönelik değer kazanacak oyuncu olarak görüyor Trabzonspor. Öbür iki oyuncuyla ilgili daha farklı isimler var. Onlardan size bahsedeceğiz. Hemen başkanın A-Spor yayınına bağlanarak söylediği bir söz var. Uğurcan'a sözümüz var. Avrupa için ona teklifler geliyor. Henüz resmi olarak değil ama bizimle görüşenler var dedi. Bu Uğurcan'ın gideceği gibi yani
iyi bir takıma gitmesini istiyoruz. Bu manada kendisiyle konuştuk, söz de verdik. İyi bir takım olursa göndereceğiz diyor. Uğurcan'ın da Avrupa'da oynamak hakkıdır dediğine göre Uğurcan'ı da sezon sonunda gidecek oyuncular listesine koyabiliriz. Şimdi o arada söylediği bir söz daha var. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biridir dedi Fatih Tekke'ye. Aynı zamanda da iyi bir teknik direktördür dedi. Fatih Tekke'ye de bir anlamda bir o payeyi hediye etti. Çünkü o payeyi zaten hak eden bir oyuncu, onu söyleyebiliriz. Şimdi içeriden bir iki tane haber verelim. Gomez biliyorsunuz Kadiz'e gitmişti. 30 maç oynadı. Golü asisti yok. Nasıl bir santroforsa yani gerçekten Trabzonspor'a kim aldırdıysa da çok tartışmalı bir durum. Satın alma opsiyonunu doğal olarak Kadiz kullanmıyor. Ama şöyle söyleyelim. Kulüp Leon takımı, Meksika takımı oyuncuya transfer teklifinde bulundu. Uruguaylı oyuncuya. Herhalde bundan hiç üzülmeyecek takım Trabzonspor'dur. Onu da söyleyelim. Trezeguet konusunda bir bilgi var. Trezeguet'in sezonu kapattığı doğrultusunda 2026'ya kadar sözleşmesi var ama Trezeguet'e de Arap coğrafyasından teklifler var. Bunu da hemen ekleyelim, onu da söyleyelim. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi şöyle söyledik, Ertuğrul Doğan o yıldızı müjdelemeye hazırlanıyor. Hatta o yıldız sayısı 2 tane, onu da söyleyelim, müjdelemeye hazırlanıyor dediğimiz yıldız sayısı 2 tane. Bunlardan bir tanesini hemen sizinle paylaşalım. Fabrizio Romano'ya göre Pepe gitti gidiyor. Yani üstelik de Pepe'ye Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler geldiği ama daha önce de söyledim oyuncu Avrupa'da kalma isteğinde olduğunu söyleyelim. İşte o oyuncunun yerine Fabrizio Romano'ya göre Fulham'da görev yapan Adama Traore gelecek. Adama Traore 2025'te sözleşmesi bitiyor ama ayrılmaya sıcak bakan bir oyuncu. Mali asıllı İspanyol Barça altyapısından, Barcelona altyapısından yetişme kanat ve forvet oynuyor. Yani müthiş çabuk bir oyuncu, onu da söyleyelim. 28 yaşında ve ayrılmak istiyor. Ayrılmaya da sıcak bakıyor. Diyeceksiniz ki niye ayrılmaya sıcak bakıyor? Genel anlamda oyuncular biliyorsunuz aldıkları süreleri yeterli bulmayınca ayrılmaya sıcak bakıyorlar. 16 maç 1 gol 2 asistle oynamış ki ya bunun 15'i Premier Lig, geri kalanı bir maçta farklı bir kupada oynandı. Yani 15 maç bir oyuncu için son derece yetersiz bir maç diyebiliriz. Şimdi gelelim bir başka önemli noktaya. Ha bu arada onu da ekleyeyim. Ryan Bania ve Joaquin Fernandez'in gideceği söyleniyor. Ben hani Joaquin Fernandez gider ama Ryan Bania konusunda şüpheler taşıyorum, onu söyleyeyim. Neden şüpheler taşıyorum onu da vurgulayayım. Çünkü yerli oyuncu statüsünde yerlilerin bu kadar değer kazandığı bir ortamda stoper konusunda bir alternatif oyuncu olarak bulunacaktır diye düşünüyorum. Bir de olmasının mümkün olmadığı ama basına yansıyan, hatta bırakın bizi İngiliz basınına yansıyan bir haber var. Thiago Alcantara, yani Trabzonspor böyle bir riski hayatta almaz. Yani Thiago Alcantara sakatlığı nedeniyle bir yılda sadece bir maç ve 5 dakika oynadı. Yani bu haberler tabii biraz da şöyle de bakmamız lazım. Menajer haberi de olabilir. Onu da söyleyelim. Yani menajerler bunu ısıtıp medyanın önüne koymuş olabilirler diyebiliyoruz. Az önce söylediğim habere tekrar dönersem Adama Traore konusunda Başkan Ertuğrul Doğan şöyle bir cümle söyledi. Nasıl aldınız diyeceğiniz bir transfer yapacağız dedi. İşte nasıl aldınız denilecek oyuncu kim derseniz Adama Traore'den bahsediyor. Alınır mı? Tabii kolay bir transfer değil ama Fabrizio Romano, o da İtalyanların ünlü gazetecisi ve transfer sihirbazı diye adı geçiyor. Neden transfer sihirbazı? Çünkü oyunculara ve menajerlere çok yakın olduğu için onlardan bilgi alma şansına sahip oluyor. Evet, şimdi dedik ki o işte bu yıldız bir tanesi, bu bir yıldız daha var. Onunla ilgili girişimlerin de hızlandırdı Başkan Ertuğrul Doğan. Kim bu isim? Onaçu. Tekrar Trabzonspor forması giymesi için 22 maçta 13 gol 4 asisti var. Kiralama yöntemi, kiralama formülü devreye girdi. Ve başkan bu konuyla bizzat girişimde bulunuyor ve Trabzonspor camiasına o müjdeyi vermek istiyor.
Alternatif isimler yok mu? Var. Ama bu Onaçu olayı tamamlansın. Ondan sonra alternatif isimler üzerinden de konuşabiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.